ne güzeldir Karadeniz. Yemyeşil doğası, denizi, horonu, kemençesi. Trabzon'un bir kıyı ilçesi olan Araklı'dayız. İstanbul Arnavutköy'den çıktık yola ve Araklı'nın güzeller güzeli bir mahallesine geldik. Burası Sularbaşı. Eski adıyla Aşa, yeni adıyla Sularbaşı. Su kaynaklarının bolca bulunduğu bir coğrafi alanın en önemli kavşak noktasından olması nedeniyle Sularbaşı adını almış. Tarihsel akışı içinde geçmişi bakımından çok eski yerleşim alanı olan Sularbaşı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bulunuyor. Tarihi yapıların bulunduğu, taş binaların ve işlemeli konak tarzı evlerin sıkça yer aldığı bir yer burası. Başı dumanlı dağların zirvesinde bayrak gibi dalgalanan yeşilin tam ortasındayız. Yol vermez, geçit vermez bu dağlar. Engebeli olduğu kadar kıvrak ve seyrine doyumsuz bir güzellik taşır. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Sularbaşı'nın en önemli gelir kaynağı fındık. Eskiden ekilen mısır tarlaları çoğunlukla yerini fındık ağaçlarına bırakmış durumda. Sularbaşı, Trabzon il merkezine 64 kilometre uzaklıkta. Araklı ilçesine 34 kilometre uzaklıkta. Yamaç ve dik yollar, tehlikeli virajlar, yani uçurumun kenarından gidiyoruz Sularbaşı'na. Yol kenarları çeşmelerle dolu. Karadeniz'in suyu meşhur, bunu herkes bilir. Malum uzun yollardan geldik. Hem biraz soluklanalım, hem de kana kana içelim buz gibi suyundan. Arnavutköy'de yaşayan gurbetçi hemşerilerimizin selamlarıyla geldik, ayak bastık bu güzel topraklara. İlyas Keskin, Sularbaşı'nda 4 dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyor. Öncelikle köy hakkında genel bir bilgi alalım kendisinden. 45 yaşındayım. İlkokulu burada bitirdim. Karaklı İmam Hatip Lisesi'nde lise 1'e kadar devam ettim. İlkokuldan sonra da burada hafızlık yaptım. 4 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Köyümüzde
Mahalle Keskinoğlu Mahallesi, Marabalık Mahallesi, Sami Mahallesi, Komboz Mahallesi, Velişli Mahallesi, Kahramanlı Mahallesi, 6 mahallemiz var. Yaklaşık 300'e yakın nüfusumuz var. 40-45 civarı hane sayımız var. Bu yazın 70'e kadar çıkıyor. Burada çiftçilik yaparlar, fındığımız var. Hayvancılık yapan var. Gençler gurbeteciler. Kesim kaynağımız o, başka yok. Bura ilçeye uzaklığı 38 kilometre. 29'da İlikat. 68'de 67'de Trabzon'a uzaklığı var. Bir cami var. Tek cami var. Köyde meyve, öyle bir belirgin bir meyve yok işte. Erik olur, ayva olur, incir olur, üzüm olur. Vallahi eski evde taş evleri var. Mesela benim durduğum evim taş evi. Karşı mahallede taş evleri var. Yine karşı Kahramanlı Mahallesi'nde taş evleri var. Yani tarihi evlerden bir taneleri var yani. Keskinoğlu, Marabalık, Cami, Komboz, Velişli ve Kahramanlı Mahallesi olmak üzere 6 mahallesi bulunuyor. Dilerseniz bunlardan biri olan Cami Mahallesi'ne gidelim. Bacasından duman tüten evleriyle, yemyeşil fındık bahçeleriyle çıkıyor karşımıza Cami Mahallesi. Mahallenin gelenek, görenek ve yemekleri, eski dönemlerden beri kalan ve zamanla yeni anlayışlarıyla bütünleşen şekilde iki bölüm halinde aktarılabilir. Geleneksel düğün, şenlikler, Karadeniz yöresinin ortak özelliğini yansıtır. Yaylalar ve horon vazgeçilmezidir bu bölgenin. Mısır harmanı şenlikleri ve yayla göçleri gelenekleşmiş yapısıyla devam eder. Halil Kahraman, Arnavutköy'de bulunan Sularbaşı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucularından. Dernek faaliyetlerinden ve yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz diyoruz kendisine. 1965, Trabzon Araklı Sularbaşı Köyüm doğumlusuyum. Burada ikamet ediyordum çocukluk dönemlerimizde. 76 yıldan sonra, ilkokul bitirdikten sonra İstanbul'a gittik. Orada ikamet ediyoruz. Orada Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Arnavutköy'de Aşarlılar Derneği kurucularındanım. Ve yazları da buraya geliyoruz. Memleketimizi seviyoruz. Memleketimizde geçmişten kalan şeyler hala içimizde. Onları yaşamanın peşindeyiz. Derneğimizin faaliyetleri kendi bünyesine göre, tabii böyle sıralama söylemek belki aklımda kalmayanlar olur, yanlış olur ama elimizden geldiği kadar, derneğimizin elinden geldiği kadar bayağı bir faaliyetler yaptık yani. Ne gibi faaliyetler? İşte bize yapabileceğimiz, derneğimiz adına yapabilecek maddi ve manevi imkanlar dolayısıyla yardımda bulunmuşuz yani. Bulunmakta da devam edeceğiz yani. İstanbul'da şöyle bir faaliyetler. İstanbul'daki yapılan diyelim işte cenazelere gidiyoruz, işte hasta ziyaretlerine gidiyoruz. Yardıma ihtiyacı olan dostlarımız, arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Maddi tabi manevi, onu o şekilde söylüyorum. Piknikler hazırlanıyor. Halk, köylülerimizi bir araya toplayıp sohbet etmek, bir araya toplamaya çalışıyoruz. Bazen işte eğlensinler diye böyle toplantılarda bulunuyoruz. O şekilde bir faaliyetlerimiz devam ediyor. İlkokula biz Kahramanlı Mahallesi'nden geliyoruz. Burada
aşağıda Kara Mahalle denilen, yani bu mahallede okulumuz vardı. Biz oraya, Keskinoğlu Mahallesi'nde okulumuz, biz oraya geliyorduk. Yollar patika yollardan geliyorduk. O dönemler yol olmadığı için hocamın da söylediği gibi yollar yoktu. Patika yollardan yürüyorduk ve bırak kendimizi taşımayı sırtımızda sepetle odun taşıyıp okulda soba yakıp ısınıp okumaya çalışıyorduk. O zamanki eğitimler bu şekildeydi. Gençler her zaman geriye değil, öne doğru, kafamızı yere değil, böyle yukarı bakıp neleri görebiliriz, neleri görmemiz gerekiyor, neleri yapmamız gerekiyor. Ama bir de şunu söylüyorum, geçmişimizden bir şeyler, yani örnek alıp ileriye doğru bakmamız gerekiyor. Zigzag çizen yollar ulaştırır sizi evlere. Bir dağcının tırmanışı kadar zordur bu yolları aşmak. Bağda bahçede çalışan Karadeniz kadını, ektiği biçtiği ne varsa çoluk çocuğun rızkı der, sırtında taşır bunca yükü. Yağmur çamur demeden, yılmadan, yorulmadan çalışan Karadeniz kadını. Bölgede arazi dik ve engebel olduğundan dolayı herkesin kendi arazisi içinde bir aile mezarlığı bulunur. Tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gelenek ve göreneklerine bağlı bir yapısı olan Sularbaşı, bu yapısını gün geçtikçe daha da güçlendirir. Örfünü, adetini ve inancını daha küçük yaşlarda öğretirler çocuklarına. Her mahallede bir cami ve bir de Kur'an kursu muhakkak bulunur. İşte küçük hafızlarımızın yetiştiği Sularbaşı Köyü Kur'an Kursu. Burası da Sularbaşı Köyü Camii. Kurşuni kubbesiyle, nakış nakış işlenmiş minaresiyle göklere kanat açan Sularbaşı Camii. 1955 tarihinde inşa edilmiş. Neredeyse yarım asırdır ibadete gelen insanları kucaklıyor. Sularbaşı İlkokulu ise yamacın kenarında. Ana yol üzerine oldukça büyük bir alana kurulmuş. Bir zamanlar çantasını sırtına aldığı gibi patika yollardan okula koşan öğrenciler, şimdilerde kim bilir hangi önemli görevlerde yer almış. Burada görev yapan tüm öğretmenlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Burhan Keskin, bu köyde doğmuş, bu köyde büyümüş. Su başında hayatınız nasıl geçti dersek, bakalım bize neler anlatacak. Ben 1960 yılında bu köyde doğdum. Bu köyde ilkokulu okudum. Ortaokulu ve liseyi Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Mezun olduğum yıl 1982-83 yıllarında mezun oldum. Çocukluk yıllarımız yaylalarda hayvan beklerdik. Yine köyde diyelim ki koyun falan beklerdik. Kısaca çobanlık yapardık yani. Araziye giderdik, çayır biçerdik, mısır tarlalarında çalışırdık, mısır biçerdik. Hatta mısırlar tam olgunlaşmaya başladığı zaman
çelif deriz biz. Yani bu yöresel şeyimizde ufak ufak böyle kulübeler yapardık. Oralarda da affedersin yaban domuzlarından mısır tarlalarını korumaya çalışırdık. Böyle 3-5 arkadaş birleşirdik. Böyle yani. Fırsat bulduğumuz zaman oyun oynardık. Kış böyle baskın kış olduğu zaman öyle şimdiki gibi kaydırak maydırak yoktu. Altımıza bir naylon leğen ya da tekne diyelim artık nasıl kabul ederseniz ya da naylon kağıt, poşet. Onların üzerinde kayardık yani biz. O şekilde misket oynardık. Ben çok oynamadım da arkadaşlarımız oynardı tabii. Gençlere yani arkada tarihini bilsin, geleceğini toplumun icadına göre, dünyanın gidişatına göre kafa yapısını ayarlasın, teknolojiye uyum sağlasın. Ha, milli, yerli diye şu anda bir gündemimiz var. Milliliklerini de kaybetmesinler. Asıl o gelmiş oldukları yerleri unutmasınlar. Ama hep ileriye baksınlar. Teknolojiyi elde etmeye çalışsınlar. Toplumla uyum içinde olsunlar. Ben bunu tavsiye ediyorum. Her biri görkemli bir tarihi yapı niteliğinde olan bu ağaçla taşın en iyi uyumunu sergileyen evler genelde 3 katlı. En alt kat ahır ve otluk bölümü, orta kat oturulan ev bölümü ve en üst kat ise çatı teras bölümüdür. Hayvancılık eski yoğunluğu ölçüsünde olmasa da devam ediyor bölgede. Yaylacılık bölgenin vazgeçilmezi. Tornovi yaylası ana yaylı olarak bu ihtiyacı karşılıyor. Yöresel yemekleri saymakla bitmez. Hamsi tava, kuymak, fasulye turşusu kavurması, lahana çorbası ve yağlı ekmeği. Klasikleşmiş yemek kültürünü barındırıyor. Rengarenk dağ çiçekleriyle, tarihi konaklarıyla, cana yakın ve cesur insanıyla tanıdık Sularbaşı Mahallesi'ni. Gurbette olan ve hasret çeken gönüllere bir nebze olsun dokunabildiysek ne mutlu bizlere. Ayrılık vakti geldi bu güzel topraklardan. Yeniden Trabzon, Araklı, Sularbaşı Mahallesi'ne gelmek ümidiyle hoşça kalın.